Arkadaşlar, bu videoda sürekli yine sizden sıkça gelen bir soru var. Fake yapan kişilere karşı, yani bizi kandırarak atak yapan kişilere karşı ne yapmamız gerekiyor? Bunda nasıl bir yol izlediniz? Ama bir daha ya, çünkü sen giderken şey olmuştu. Zoom mu çıkarıp ekran kullanmıştı. Fake yapan kardeşlerimize karşı fake yapan kişilere karşı ne yapmanız gerekiyor? Bu videoda buna değineceğiz. Siz de sürekli zaten bunu soruyorsunuz. Bir kişi bize karşı fake yapıyorsa ona karşı nasıl tepki veririz? Nasıl onu engelleriz? Onu saldıranından nasıl kendimizi koruruz? Bu videoda olacak. Başlayalım. Ben Saadettin Teksoy. 1. Fake nedir? 2. Nasıl yapılır? Öncelikle fake ne demek arkadaşlar? Bundan biraz bahsedelim. Fake bir tane atakla kandırıp devamındaki gelen atakla kişiyi avlamak, o kişinin dikkatini oraya çekmek. Hani bu profesyonel bir şekilde karşılıklı buradan gösterip buradan da çıkabilirsiniz. Yani hızlı bir şekilde buradayım. 1-2. Bu şekilde profesyonel bir şekilde de kandırabilirsiniz. Benim bir arkadaşım vardı, kahve duşunda kullanıyordu. Böyle kaldırıp çat diye buradan vuruyordu. Kimse de beklemiyordu zaten. Çünkü dikkati buraya çekiyorsunuz. Hani buradan güm diye vuruyorsunuz. Yine aynı şekilde hani buradan gösterip buradan girişler falan yapılabilir. Bu şekilde bir atakla kandırıp devamındaki atakla kişiyi avlamaya fake denir. Daha doğrusu hile yapmak. Hani kişiyi kandıracak bir şeyler yapmak. Fake bu demek arkadaşlar. Güzel. Evet. Güzel. Güzel. Yeah. Dur, hiç kıpırdama. Ben de biraz bir şey söyleyeyim ben. Oğlum dur fikirlerçi. Arkadaşlar, öncelikle size Wing Chun'la mesafe kavramından sık sık bahsettik. Önce ne yapmanız gerekiyor? Rakip size yaklaşırken tekme, sonrasında yumruklar, diz, dirsekler, ondan sonra göğüs göğüse boğuşma. Mesafenin kavramı neyse, hani yumruk mesafesindeyseniz kişiyi konsantre olursunuz. Size atak yaptığında siz ondan önce atak yaparsınız. Kişiyi avlayıp buradan içeri girebilirsiniz. Tabii bir eliniz hani atağına karşı tepki vermeye çalışabilir ve bunu şu şekilde tane tane gel abi. 1-2. Bu şekilde bunları gerçek atak olsun. Hani bunları bu şekilde çalışırsanız zaten eliniz bu fake hızlarına yetişir. Bana fake yap şimdi abi. Karşılıklı. Burada hani kişiyi elleriniz zaten istemeden refleksif bir şekilde takip eder. Devamında da kişiye atak yaparsınız. Yani ne yapıyormuşuz? Mesafe kavramındaysa ilk önce gardını aldı. Hiç fake make muhabbetine girmeden kişiyi avlayabilirsiniz. Ya da girse dahi hani size atak yapsa dahi siz ondan önce bir atak yapabilirsiniz ki eğer refleks çalışmalarında daha önceki paylaştığımız videoları izleyip çalıştıysanız çok kötü bakıyor. İzleyip çalıştıysanız kesinlikle zaten elleriniz tepki vermeye başlar. Hani istemeden bunun cevabını verirsiniz. Bu soruyu soran arkadaşlar, çalışmayan arkadaşlar, çalışırsanız bunun cevabını kendi vücudunuzda bulacaksınız. Bunun çözmenin ikinci yolu da şu, rakibin gözlerine bakmayın. Hani genel günden bir yanlış vardır, rakibin gözlerine bakınca atağın nereden geldiğini anlayabilirsiniz diye. Ama fake yapacak bir adam, hani buna puşluk diyelim, yapacak bir adam sizin gözlerinizin içine bakar, aşağı vuruyormuş gibi yapıp yukarıya vurabilir. Siz aşağı vuruyormuş gibi yaptığı anda böyle korkup ellerinizi aşağı indirdiğiniz halde zaten kabak gibi bu yüzünüzü açık bırakırsınız, rakip de burayı doldurur. O yüzden biz genel anlamda hem rakibin bütününü görebilmek için hem de bu gözle yapmış olduğu fakelere de tuzağa düşmemek için rakibin gırtlağına bakarız arkadaşlar. Bunda evde şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Bir partner bulup arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bir elinizi sol elinizi rakibin sol omzuna, sağ elinizi sol omzuna, yani çapraz karşılıklı yerlere gelecek şekilde kendiniz hizalayın arkadaşlar. Rakip gard alsın. Burada rakibin gözlerine değil, şu boyun kısmına bakıyorum. Bana doğru herhangi birini uzattığı anda o omzuna elimi dokunuyorum. Yani burada amaç şu, senin geldiğin atağa ben hangi taraftan geldiğini gördüğüm şeklinde sadece yumuşak bir şekilde dokunuyorum. O vurmaya gelmesin, çünkü bunu yersiniz, bu bir savunma değildir. Hani şöyle bir şey olur, vurmaya geldiğinde ben buraya dokunduğumda bu beni yatırır. Bu vurma amaçlı yapılan bir şeydi, göz refleksi çalıştırmak için. Gırtlağına bakıyorum, sadece dokunuyorum. Burada önemli olan nokta şu, atağa nasıl gelirse gelsin, sizin yapacağınız tek şey atağın çıktığı kola omzuna dokunmak. Yani hangi atağın nereden geldiğini böylelikle daha rahat bir şekilde algılayabilirsiniz. Mesafeyi koruduğunuzda da Mehmet'in anlattığı gibi zaten adamın sizin tekme mesafenizdeyken elleriyle isterse halay çeksin, isterse mendil sallasın, bu mesafeden size vuramayacağı için ne yaptığının da bir önemi yoktur zaten.
Mehmet'in dediği gibi mesafenize girdiği anda da onun eline koluna bakmadan düz bir şekilde, az önce bana vurmuştu şurada, vurduğu gibi vurabilirsiniz arkadaşlar. Yani ikinci seçenekte kendi göz reflekslerinizi geliştirip bu şekilde çalışarak fakelere düşmeden kendinizi savunabilirsiniz. Bunu müsabaka branşlarında çalışan arkadaşlar da yapabilir. Güzel bir çalışmadır. Herkese tavsiye ederim. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz buraya tıklayabilirsiniz. Hala kanala abone değilseniz onu da buradan abone olabilirsiniz. Şurada İYİ'de Sinan bir tane video koydu. Onu da basıp izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bilmiyorum, bir video koy isteyeyim. Tamam. Görüşmek üzere. Kavgasız günler, kitap okumalar, bol bol kitap okumalar, çok okumalar.